Bu video çalışmamızda, Microsoft Outlook uygulamasından, maillerimizi nasıl yedekleriz ve geri yükleyebiliriz konusunu anlatacağız. Aldığınız Outlook mail yedeğin içerisinde, takvim, notlarınız, adres defteri listenizde yer almaktadır. Aldığınız yedeği başka bilgisayardaki Outlook uygulamasına da yükleyebilirsiniz. Burada anlatılan işlem, bütün güncel Outlook uygulaması için aynı şekilde yapılmaktadır. Microsoft Outlook uygulamanızı açın ve ekranın sol üst köşesinde yer alan dosya yazısına tıklayın. Açılan alt menüden aç ve dışarı aktar seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen yeni ekrandan içeri dışarı aktar yazısına tıklayın. Karşınıza içeri ve dışarı aktarma sihirbaz ekranı gelecektir. Mail yedeklerimizi alacağımız için, dosya ver yazısını seçiyoruz ve sonraki butonuna tıklayıp devam ediyoruz. Oluşturulacak dosya türü bölümünde, Outlook veri dosyası, PST seçeneğini seçip devam ediyoruz. Yedeği alınacak olan mail hesabınızı seçin. Alt klasörlerle birlikte, seçeneğinin işaretli kalmasına dikkat ediniz. Sonraki butonuna tıklayıp devam edelim. Karşımıza dışa aktarılan dosyayı farklı kaydet ekranı gelecektir. Göz at butonuna tıklayıp mail yedeğinizi nereye almak istiyorsanız orayı seçin. Ben masaüstünü seçiyorum. Son yazısına tıkladığınızda, isteğe bağlı mail yedeğiniz için şifre oluşturma ekranı gelecek. Bu güvenlik önlemi, mail yedeğiniz başkasının eline geçer ve başka bilgisayardaki Outlook taşımasının önüne geçmek için oluşturabilirsiniz. Ben şifre koymadan tamam yazısına tıklıyorum. Outlook mail dosya büyüklüğüne göre, yedek alma zaman alabilir. Gördüğünüz gibi PST uzantılı Outlook yedeği alınmıştır. Bu yedeğinizi başka bilgisayara taşıyıp Outlook uygulamasına yükleyebilirsiniz. İkinci aşama olarak, aldığımız PST uzantılı mail yedeğimizi Outlook'a nasıl geri yükleyeceğimize bakalım. Microsoft Outlook uygulamamı açıyorum ve test için maillerimi siliyorum. Şimdi aldığımız mail yedeğimizi geri yükleyelim. Ekranın sol üst köşesinde yer alan dosya yazısına tıklayın. Açılan alt menüden aç ve dışarı aktar seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen yeni ekrandan içeri dışarı aktar seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen içeri ve dışarı aktarma sihirbazından mail yedeğini geri yükleyeceğimiz için bu sefer başka bir program veya dosyadan içeri aktar seçeneğini seçip sonraki butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen dosya içeri aktar ekranından Outlook veri dosyası PST seçip sonraki yazısına tıklıyoruz. İçeri aktarılacak dosya bölümünden aldığımız PST uzantılı yedek dosyamız neredeyse, göz at menüsüne tıklayıp dosyamızı seçiyoruz. Yinelenenleri içeri aktar seçeneği kalacak şekilde sonraki butonuna tıklıyoruz. Son ekranda alt klasörlerle birlikte ve öğeleri aynı klasöre al seçeneği seçili olacak bir şekilde işlemi sonlandırıyoruz. Mail data büyüklüğünüze göre, mailleriniz Outlook uygulamasına geri yüklenmeye başlayacaktır. Gördüğünüz gibi sildiğim maillerim de geri yüklenmiş oldu.